Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak düzenlediğimiz İslami Finans açısından girişim sermayesi başlıklı çalıştaya hoş geldiniz. Tek gün sürecek çalıştayımızda girişim sermayesinin dünya ve Türkiye uygulamaları, vergi ve muhasebe boyutu, hukuki boyutu ve uygulama örneklerine yer verilecektir. Çalıştayın hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ederim. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere İSİFAN Merkez Müdürü Sayın Doçent Doktor Necmettin Kızılkaya'yı kürsüye davet ediyorum. Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak uzun zamandır kurduğumuz günden beri değişik faaliyetler, değişik ilmi toplantılar düzenliyoruz. Bu ilmi toplantılarda özellikle akademi ve sektörü bir araya getirecek, sektörün önünü açacak ve akademi sektörün işbirliğiyle ülkemizin ekonomisine katkı sunacak programlar düzenlemeye gayret ediyoruz. Bugünkü çalıştayımız İstanbul Finans açısından girişim sermayesi çalıştayla bu düşünceyle, bu niyetle hazırlanmış bir çalıştay. Tabii gün boyu burada tehlike sahiplerini dinleyeceğiz. Değişik açılardan girişim sermayesi konusunu inceleyecekler. Buna dair çok fazla şey söylemeyeceğim ama bir noktanın üzerinde sadece durmak istiyorum. Özellikle İstanbul Finans açısından bir girişim sermayesinin önemine dair bir noktayı sizlere arz etmek istiyorum. Bu da malumunuz girişim sermayesi modern uygulama biçimiyle 1940'lara kadar götürüldü ve bu girişim sermayesi ile ilgili bir finansman yöntemi olarak girişim sermayesi ile ilgili çalışmalar ve uygulamalar bilhassa gelişmiş dediğimiz ülkelerde çok ileri düzeylerde olduğunu hepimiz biliyoruz. Halbuki girişim sermayesinin uyguladığı araçlar, kullandığı yöntemlere baktığımızda özellikle İslam İktisadı veya da İslam Finans'ın temelleriyle, kökenleriyle çok benzerlikler, bir takım akitlerle çok noktada benzerlikler arz ettiğini görebiliyoruz. Fakat ne yazık ki girişim sermayesine en az müracaat eden, bu alanda en az uygulamaya sahip olan da Müslüman ülkeler. Hepimizin malum olduğu üzere özellikle günümüzde kredili faiz yöntemiyle bir takım yatırımların, girişimlerin desteklenmesi uzun vadede çok makul, çok mantıklı, çok reel sonuçlar doğmayacağı açıktır. Dolayısıyla kredi faizlerinin yüksek olduğu modellere, alternatif modellere baktığımızda İstanbul İktisadı çalışmalarında bilhassa üzerinde çokça durulan müdarebe, müşareke gibi akitlerin aslında burada ciddi açılımlar sağladığını, ciddi imkanlar sunduğunu biz görüyoruz. Dolayısıyla biz girişim sermayesini kredi yüksek faiz oranlarına alternatif girişimleri, bir takım parlak fikirleri destekleyen bir finansal yöntem olarak görüyor ve bu çalıştayın da buna ciddi anlamda hizmet edeceğini ümit ediyoruz. Tabii bir günlük bir çalıştay ama mutfağında çok fazla kişi çalıştı. Özellikle uzun zamandır bunun planlanması ve konuşmacıların davet edilmesi, bu salonun hazırlanması birçok
konuda çok tatlısı oldu. Özellikle ben genç araştırma görevlisi Aslan arkadaşlarıma burada katkılarından teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca İSİPAM Yönetim Kurulu'nun bu konuda ciddi emekleri ve katkıları oldu. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Bizim özellikle burada İSİPAM olarak yapmış olduğumuz neredeyse birçok akademik faaliyete Ziraat Katılım Bankası çok cömert bir şekilde her zaman destek oldu. Bu çalıştayımıza da destek oldular. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu tarz faaliyetleri sürekli desteklemeleri sebebiyle. Tabii burada aslında sunum yapacak olan tebliğleriyle, ayrıca müzakereleriyle tebliğlere katkı sunacak olan tebliğcilerimize ve müzakerecilerimize de çok teşekkür ediyorum. Ben programın hayırlara vesile olmasını, girişim sermayesiyle ilgili önemli açılımlar sağlamasını dileyerek hepinize saygılarımı sunuyorum. Sayın Doçent Doktor Necmettin Kızılkaya'ya konuşmaları için teşekkür ederiz. Yine selamlama konuşmalarını yapmak üzere Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Sayın Metin Özdemir'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Metin Özdemir'e konuşmaları için teşekkür ederiz. Yine selamlama konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İSİPAM Merkez Kurul Üyesi Profesör Doktor Haluk Alkan'ı kürsüye davet ediyorum. Olanlarının hayata geçirebilmesi bakımından da oldukça elverişli imkanlar
sunmaktadır. Yeni teknolojileri diğer ülkelerden daha önce devreye sokabilen ülkeler uluslararası rekabetinde avantaj kazanacaklardır. Bu yöntem başarılı içinde işlerliğe kavuşturulabilirse ülkemiz ekonomisi açısından da ciddi bir ekonomik potansiyel halde geçirebilecektir. Bu yolda ekonomik hareketlilik artarak rekabet ortamında önemli ölçüde güçlenebilir. Ülkemizde İslami finansman yöntemleri katılım bankalarının faaliyete geçmesiyle uygulamaya başlamıştır. Bu bankaların uyguladığı yöntemler içinde İslami finansman yöntemleri olarak nitelendirilen murabaha çok ağırlıklı bir yer tutuyor. Ancak tartışmasız, faizsiz finansman yöntemleri olan mücadeler ve müşareki ise çok düşük oran uygulama varlığındadır. Değişim sermayesi finansmanı iki yöntemle büyük ölçüde benzemekte olduğundan İslami finansman yöntemleri arasında kabul edilmek durumundadır. İster bağımsız değişim sermayesi şirketleri oluşumuyla, isterse katılım bankalarının kendi içinde birbirinin oluşturması yoluyla uygulamasının geliştirilmesi, ülkemizde faizsiz finansman uygulamalarının yerleşmesine büyük bir katkı sağlayacaktır. Ziraat katılım ile merkezimiz arasında işbirliğiyle düzenlenen İslami Finans Teşkilatı'nın geçim sermayesi çalışmayı konunun uzmanlarını bir araya getirerek farklı açılardan ele alınmasını sağlaması açısından bu yönden önemli bir etkinlik. Bu çerçevede ben üniversitem adına bu etkinliğin düzenlenmesini katkı sağlayan başta ziraat katılımı olmak üzere İslam İktisadi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi yöneticilerinden değerli bildirileriyle bu çalıştığa katkı sağlayacak hocalarımıza teşekkür ediyor. Çalıştığın başarıyla geçmesini diliyor. Sizleri saygı ve sevgiyle sunuyorum. Sayın Profesör Doktor Halit Alkan'a konuşmaları için teşekkür ederiz. Çalıştay'a desteklerinden ötürü Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir Bey'e Merkez Müdürümüz Doçent Doktor Necmettin Kızılkaya hediye takdim edilir. İlk oturumu yönetmek üzere Sayın Profesör Doktor Hasan Vergili ve sunumlarını yapmak üzere Sayın Doktor Hakan Ertürk'ü yerlerine davet ediyorum. Sayın Doktor Zafer Demir toplantısı olduğu için bugün bizlerle olamayacaktır. Girişimcilik önemli. İktisatta bir mal üretmen için en önemli faktörler sağlıyoruz. Sermaye, emek. Gerisi işte ham madde. Aslında girişimcilik belki en önemli şey. Bunlar da arasında. Yani bunlar böyle girecek. En önemli şey girişimcilik. Tabii şimdi fonda inşallah hayırlara ve sunulması dileğiyle
bu girişimleri daha detaylı. Tüm boyutlarını inşallah burada kaçacak görüşeceğiz. Zafer hocamız yoksa o zaman bir tane bir görüşmeci, bir konuşmacılığında. Şimdi programın da sapmamak amacıyla diğer programımız 10.00'da başlıyor. Hocam bunun 20 dakika, 25 dakika sonra soru cevap şeklinde devam ederiz. İnşallah. Buyurun efendim. Dünyada ötüklü bir kişisel başlatı ama önce biraz kendimi tanıtayım çünkü son sırasında sizlere bağlı. Burada bazı hakemler bulacağım. O yüzden kendimi tanımakta fayda var diye düşünüyorum. Ben yaklaşık 20 senedir Haziran Mali Bakanı'na çalışıyorum. Bunun ilk 10 senesi denetim işleriyle Haziran Kontrol olarak işler için. İkinci 10 senesinde de idari görevde buldum. Daire Başkanlığı ve Genel Büyük. Şu anda Daire Başkanlığı, Genel Büyük. Finansal piyasalar kamyo şu an yeni ismini olan geldim üst senedir götürdüm. Şu anda merkezi finansal halinin başındayım. Bugün pekala görevlisi idare görevlisinden neler yaptım? Şunları yaptım. Daha doğrusu şunları gerçekleştirdik. Melek yatırımcılık ve güvenliğe herhalde